klişeden yana efendim, yüzü gülmeyen Cem Yılmaz'ı muhabir arkadaşlarımız sordukları sorularla kahkahalara boğdu. O sorular ise eski aşkı Defne Samyeli ile ilgiliydi. İzleyelim. Beni affet. Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve evet, dalıp gidiyorum. Defne affetti. Yoluma çıkan insanlara, kişilere, olaylara da küsmeme kararı aldım. Bu da yeni yıl kararım olsun. Kaybetmek için çok erken. Yoluna devam etti. Bu yaşımızda, bu hayatımızda bir dolu doğru yanlış yapıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Peki ya Cem Yılmaz? Defne Hanım geçtiğimiz günlerde bir affetmem seminerine katıldı. Sizi ve bizi affetti. Ben katıldım mı? Beni affet dedi mi? Defne Hanım size kırgınlığın sebebi neydi? Eski aşıkların atışması devam ediyor. Defne Samyeli affetme seminerine katılmış. Büyük aşkı Cem Yılmaz'la nikah masasından dönmesini... Doktor derdime bu bir çare. Ona doyamıyorum, yaz bir reçete. Cemci'nin dalıp dalıp gittiği güzelleri... Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve evet, dalıp gidiyorum. Bir çırpıda affedivermişti. Yoluma çıkan insanlara, kişilere, olaylara da küsmeme kararı aldım. Bu da yeni yıl kararım olsun. 2020'de sizin için iyi olan bütün dileklerinizin kabul edilmesini biliyorum ben de sizin için. Siz de aradan çekilin, bakarsınız. Çok sürpriz olur, mucize olur. Durumu kabullenmiş. Sevildiğiniz kadar sevilmeyeceksiniz. Övüldüğünüz kadar yerin dibine sokulacaksınız. Biz bunlara çok alışığız. Önümüzdeki maçlara bakalım demişti. Bu yaşımızda, bu hayatımızda bir dolu doğru yanlış yapıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Peki ya Cem Yılmaz? İstanbul gecelerinde görüntülenen ünlü komedyen, bakın ex aşkının seminerli affediş seansına ne yorum yaptı? Defne Hanım geçtiğimiz günlerde bir affetmem seminerine katıldı. Sizi ve bizi affetti. Ben katıldım mı? Siz katılmadınız. Evet, o zaman. Defne Hanım'ın affedecek çok şey var vardı belli ki. Ancak bizim Cem'in umurunda mı? O çoktan yeni ufuklara yelken açmış gibi duruyordu. Sizin affetmek istediğiniz birileri var mı bu konuda ilgili? Yok efendim. Peki sizin Defne Hanım size kırgınlığın sebebi neydi? Bazen ünlülerin sorularımıza cevap verdiği tepkiden çok arkadaşlarımızın seçtiği şarkılar çok anlamlı oluyor. Sen bu haberi izlerken ben de o seminerdeydim, evet, dedin. Affetme seminerine. Neler oldu? İki gün sürdü sabahtan akşama kadar. Aslında affetme semineri değil de bu çok dünyaca ünlü, hatta devlet başkanlarının, Trump'ın, Clinton'ın, Mel Gibson'dan, Robert De Niro'ya, Cameron Diaz'a kadar pek çok ünlüye mentorluk yapan insan davranışları uzmanı. Yani insan davranışlarını inceleyip araştırmış ve bunlarla ilgili dünyanın her yerinde seminer veriyor. Sen oradan neyle ayrıldın? Şöyle yani özetle, anneniz, babanız, arkadaşınız, iş ortağınız, yani hayatta sizi en çok hani kim yaraladı, kimi affetmekten ziyade kime kızgınsınız? Mesela diyelim ki annen ya da baban seni kızdırıyor. Hangi davranışıyla kızdırıyor? Onu yazıyorsun, onun üzerine egzersiz. O davranış sana ne kattı, ne götürdü? O kişiye ne kattı, ne götürdü? Böyle saatler süren bir egzersiz. Peki, sonunda teşekkür ediyorsun aslında o kişiyi hayatına kattığı için. Peki 13.800 lira ödedin mi? Ben davetliydim.